Efendim, özür diliyorum. Rahatsızım. Ayağa kalkamıyorum. Bunun için özür diliyorum. Öncelikle bana bu ödülü layık gören jüriye, daha doğrusu beni bu ödüle layık gören jüriye teşekkür ederek söze başlamak isterim. Star Gazetesi'ne de tabii teşekkür ediyorum böyle bir ödül koyduğu için. Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılar sunuyorum. Sayın Kültür Bakanımıza saygılar sunuyorum. Ödül törenine katılamadığım için değerli misafirlerden özür diliyorum. Ödüller hakkında bir iki söz söylemek isterim. Dilimizde marifet iltifata tabidir diye bir laf var. Dolayısıyla tabii ki iyi bir şey ödüllendirilmelidir. Ama memlekette bir ödül enflasyonu yaşanmasına da karşıyım. Yani önüne gelen müessesesini tanıtmak için bir ödül ihdas ederse hem veren hem alan için bu bir sıkıntı olur. Dolayısıyla ben Star Gazetesi'nin Necip Fazıl ödüllerini isabetli bulduğumu söylemek isterim. Çünkü rahmetli Necip Fazıl anılması lazım gelen, yeni nesillere intikal etmesi lazım gelen bir büyük kıymet idi. Bunun için böyle bir ödülün ihdas edilmiş olmasında memnunluk duyduğumu söyleyebilirim. Rahmetli Necip Fazıl esas itibariyle şairdir. Yani Türk şiirine yenilik getirmiş bir zattır. Türk şiirini etkilemiştir. Önemli bir şairdir. Fakat bir süre sonra şairliği bir şekilde ikinci plana, kendisi ikinci plana atmış. Fikriyatı daha ön plana çıkarmıştır. Fikriyatında da daha çok ülkenin batılı ve batıcı gidişine, yönelişine, zihniyetine karşı doğuyu ve İslam'ı öne çıkaran bir tavır sergiledi ve çıkardığı derginin adı da Büyük Doğu oldu. Konferanslarıyla, konuşmalarıyla, eserleriyle, 100'den fazla eseri vardı sanıyorum. Büyük mücadele verdi. Zamanın ceberrut iktidarına karşı büyük mücadele verdi. Zaman zaman mahkum oldu. Ama hem kendi döneminde hem kendisinden sonraki dönemlerdeki nesiller üzerinde çok büyük etkileri oldu. Durun kalabalıklar, bu sokak çıkmaz sokak diye gidilecek yönü işaret etti. Dolayısıyla kendisinin bir işaret fişeği olduğunu, bir bayrak olduğunu söyleyebilirim. Necip Fazıl bugünden yarına kalacak şiirler yazmıştır. Bugünden yarına kalacak eserler yazmıştır. Unutulacak bir isim değildir. Yani bu ödül de onu yaşatmak yolunda atılmış bir adımdır. Belki son olarak da kendimden bir miktar bahsedeyim. Bizim kültürümüzde aslında ben demek makbul bir şey değildir. Ben demek terk-i edeptir hatta. Ama bir miktar söyleyeyim. Ben aşağı yukarı 50 seneye yakındır yazıyorum. 25 yıl bir derginin, bir dergi kendim tek başına çıkardım. 8 ciltlik bir ansiklopediyi 3. cildinden itibaren yönettim. Bir sürü kitap yayınladım. Yayınına yardımcı oldum. Kendim 40-50 tane kitap yazdım. İşte senaryolar, efendim, kapaklar, yayıncılık faaliyetleri, şunlar bunlar. Bu geçen süre içerisinde böyle bir yolda yürümeyi, halka ve hakka hizmet etmeyi kendime şiar edindim. Bu yolda yazdım ve yazıyorum. Ne denilmiş? Bir iyilik yap, suya at. Mahluk bilmezse Halık bilir. Bizimki de bir şekilde böyle oldu. Bundan sonrası için de durmak yok, yola devam diyorum. Gayret bizden, tevfik Allah'tan.